Herkese merhaba. Drakula'nın 5. bölümünden devam ediyoruz. Bölüm 5 Mahkum. Birinin kuvvetli pençeli kolları beni tuttu ve kendine doğru döndürdü. Karanlık dünya, uykulu çayır. Adam arkamdaki mahkuma baktı. Kaç cinayet işlediğini biliyor musunuz? Birkaç bin. İnanılmaz bir kadın. Ellerini üzerimden çekmeden hafifçe başını eğdi. Danışman Septentrion. Ya siz kim oluyorsunuz hanımefendi? Adını duyunca ve fırladım bu adamla ilgili hikayesini hatırlayınca sonunda rahat bir nefes alabildim. Benim adım Laya. Buraya Vlad Denoya ile geldim. Yoldaş konusunda şanslıymışsınız. Harika çocuklardır. Ostar şu an onları yine evlat işleriyle uğraştırıyor olmalı. Ay bir git artık sen ya. Parmaklıklar ardında kız dişlerini göstererek hırladı. Hadi gidelim buradan. Beni nazikçe omzumdan itledi ve başka tarafa yönlendirdi. Bu mahkumlar neden bu kadar tuhaf görünüyor? Uzun yıllar boyunca sürekli olarak enerjilerini kaybettikleri için yüzleri yok oluyor. Her geçen seneyle daha fazla. Hepsi böyle bir cezayı hak etmiş midir? Felsefi sorular soruyorsunuz hanımefendi. Kimin neyi hak ettiğini düşünmek bize mi kalmış? Örneğin ikimizin de burada bulunmasına sebep olan kişi kimseyi öldürmemiş ama eylemleri. Siz de mi Vlad ve Mepis'in anlaşması yüzünden buradasınız? Evet, Noah ilk kısmının yerine getirildiği konusunda beni bilgilendirdi. Ben de buraya dekretorların bir temsilcisi olarak tanık olmaya geldim. Siz ise bunu mümkün kılan o kızın ta kendisisiniz. Evet, bana nazikçe gülümseyerek baktı. Ama bakışı şeytani derecede derin, tehlikeli olacak kadar dikkatli, beni ürpertti. Sayın danışman, inanılmaz gözleriniz var. Sık sık bunun gibi davalara bakıyor musunuz? Bir kapıcının bu kadar çok evrağı mı olurmuş? İlk ilişkiyi iyileştiriyordu sanırım. İnsanların içini görebiliyor musunuz? Ama danışmanın yüzü de çok keskin ve gerçekten gözleri çok güzel. Kaşlarını kaldırdı ve aniden güldü. Efendim, bunu beklemiyordum. Utandım bile. Şimdi söyleyin bana, Tanrı aşkına hangimiz şeytan? Sözlerin danışmanın gururunu okşadı. Ben de gülümsedim. Elbette ki siz, sonuçta hala soruma cevap vermediniz. Demek ki 1-1. Puan mı topluyoruz? Karanlık dünyada spor oyunları da mı varmış? Ne yazık ki hayır, ki ben insan sporunun büyük bir hayranıyım. Hep takip ederim. Sır verir gibi gülümseyerek bana doğru eğildi. Ancak lütfen kimse duymasın. İnsanlara hayran olmak adetimiz değildir. Ah işte sizinkiler. Vlad ve Noah yanımıza yaklaştılar. Merhaba sayın danışman. Geldiğiniz için teşekkürler. Böyle bir vesileyle geldiğim için mutluyum. Sizi ne zamandır görmüyorum. Saygılar öğretmenim. Noah samimi ve son derece saygılı bir şekilde adamın önünde eğildi. Danışman ona sıkıca sarıldı. Şeytanların böyle bağları mı oluyormuş duygusal? Noah, biliyor musunuz hanımefendi? Bu yaramaz zamanında az sinirimi bozmadı. Tahmin ederim. Biz de payımıza düşeni aldık. Laya da Noah'ya çok iyi laf sokuyor. Yine de onu seviyorsunuz değil mi? Ben de öyle işte. Hepimiz güldük ancak danışman tekrar ciddileşti. Pekala gidelim. Hücresi şu tarafta. Koridorlardan birinin en sonuna gittik. Umarım Mepis'te korkunç bir yaratık değildir yani. Son bölümdeki tepkimi hala hatırlıyorum. Aradığımız hücre diğerleri gibiydi. Bunun da içinde beyaz bir silüet vardı. Ey Allah'ım. Bu mahkumun da diğerlerinden bir farkı yok gibiydi. Ama neden sonu görünce kalbim deli gibi atmaya başladı. Bu o. Vlad'ı karanlığa mecbur eden kişi. Kilitteki anahtarın çıtırtısı, parmaklıkların gümbürtüsü içeri girdik. Zincirli mahkum hiçbir şekilde tepki vermedi. Yavaşça inlemeye devam etti. Septentrion bazı işaretlerle kaplı duvara yaklaştı ve bunlardan birine parmağını bastırdı. Duvarın içinden küçük bir dikdörtgen kutu çıktı. İçinde parşömen vardı. Sözleşmemiz. Evet.
Açılan kağıdın boş olduğu ortaya çıktı. Elin Vlad. Vlad elini koydu. Parşömenin üst kısmında kıpkırmızı harfler belirmeye başladı. Yazılar hayatımda hiç görmediğim bir alfabeyle yazılmıştı. Kan lekeleri vardı. Karanlık sözleşme. Bu ilk kısım, yerine getirilmiş olan. Evet, şimdi onun eline ihtiyacımız var. Noe mahkuma yaklaştı ve omzuna dokundu. Mahkum seyirdi, bir şeyler mırıldandı ve yine cansız bir şekilde prangalarını asıldı. Onunla nasıl iletişim kuracağız? Kendinde değil ki. Enerjilerin bir kısmını ona geri vermemiz gerekiyor. Danışman mühür gibi yuvarlak bir nesne çıkardı ve duvardaki dairenin ortasına koydu. Enerjileri burada mı hapsediyorlar? Mühür yapışmış gibiydi. Daire parladı, dönmeye başladı. İçinden ışık fışkırdı. Işık mahkumun sırtına ulaştı ve onu deldi. Şimdi göğsün içi de parlıyordu. Biraz zaman alacak. Yaklaşık 10 dakika sürdü. Mahkumun gücü ve rengi geri dönmeye başladı. Artık aktif bir şekilde hareket edebiliyordu ama bilincini bir türlü geri kazanamadı. Ne yazık ki burada içki alabileceğimiz bir bar bile yok. Can sıkıcı. Noe şakadan esnedi ve kollarını iki yana açtı. Ve hemen o an keskin bir ağrı yüzünden iki büklüm oldu. Tövbe bismillah, buna ne oluyor be? Noe ne oldu? Yanına atladık. Danışman ve Vlad onu iki taraftan tuttu ve yeni bir ağrı nöbeti sonrası düşmesini engelledi. Noe'nin yüzü bembeyaz oldu. Bir nöbet daha ve bir tane daha. Ne oluyor? Noe. Hiçbirimiz ne olduğunu anlamıyorduk. Etrafıma bakınıp içgüdüsel olarak yardımcı olabilecek bir şey aradım. O anda Noe ile mahkumun tam tamına aynı anda sarsıldığını fark ettim. Vlad, bak bir bağlantı olmalı. Evet ama nasıl? Bu ancak benzer enerjilerle mümkündür. Fakat Mephis bir iblis bile değil. Noe ile hiçbir ortak noktası olamaz. Vlad son derece dikkatli bir şekilde mahkumun yüzüne bakarak ona doğru hızlı bir adım attı. Mahkumun değişimi hızlanmıştı. Ağzı ve elmacık kemikleri net bir şekilde ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu Mephis değil. Ne? Kim peki? Mahkumun göğsündeki ışık parladı ve bir işarete dönüştü. Noe'nin alnında tam olarak aynı işaret belirdi. Ay, bu Aditum Proculus dedesi. Ay, Noe'nin dedesine ne olmuş böyle, o güçlü adamdan eser kalmamış. Birkaç saniye boyunca hepimiz öylece dona kaldık. Aklımdan sadece bir düşünce geçti. Ah zavallı Noe, Vlad'ı kurtaramıyoruz, o halde Mephis nerede? Aslında bu durumda Noe'ye üzülürdüm ama ikinci seçenek Vlad'la ilişkimizi etkileyecek ve Vlad rotasında olduğum için onu seçiyorum. Damgayı kaldırabilecek kişi burada yok. En çok Vlad için endişeleniyorsun. O sırada her ikisinin de nöbetleri durdu. Noe kendine gelerek derin bir nefes aldı. Mahkum acıklı acıklı inledi. Onu geri ver, geri ver. Geri mi ver, neyi? Aditum Proculus, burada ne işiniz var? Mahkum onu duymadı ve kimseyi tanımadı. Sadece aynı kelimeyi tekrarlamaya devam etti. O an Noe başını kaldırdı. Enerji artifakti. Geri istediği şey bu. Artifakt mı? Onu Karnivan'ın mağarasında gördük. Artifakt enerjiyi istediğiniz gibi değiştirebilir. Mephis ancak onun yardımıyla Aditum'u buraya kendi yerine hapsetmiş olabilirdi. Kendisi ise onun görünümünü alıp kaçmıştır. Peki artifakt Mephis'in eline nasıl geçti? Sadece bir versiyonum var. Dedem onu bir nedenden dolayı buraya kendi getirmiştir. Demek bu oydu, Mephis. Danışmanın yüzü soldu. Bu bir felaket. Enerji artifaktı bir tahsildarın elinde. Kaçak bir hükümlünün elinde. Mahkum inleyerek yere düştü. Vücudu koyu lekelerle kaplanmaya başladı. Onun nesi var? Tepki veriyor. Mephis sadece enerjileri değiştirmekle kalmamış. Aynı zamanda Aditum'u onlara karşı alerjik yapmış. Mahkum rehabilite edildiğinde verilen enerji onu öldürecek. Vlad ışığın hala aktığı duvardaki daireye döndü. Onu durdurmamız gerek. Burada yapamayız. Döngü başladı.
Ancak hostel akışı kapatabilir. Yanına gidiyorum. Danışman hızla dışarı fırladı. Noe ise kalkıp dedesinin yanına gitti. Entrikalar, büyük oyunlar. Çok severdin onları. Ve onlar yüzünden nerelere düşmüşsün. Kusursuz Prokolis nerede hata yapmış? Aditum kötüye gidiyordu. Boğulmaya başladı. Noe gözlerini ondan ayırmıyordu. İlk başta küçümseyici bir tavırla bakıyordu ama dakikalar geçtikçe gözleri daha garip ve acıklı bakmaya başlamıştı. Sonuçta son akrabasını kaybediyor çocuk ya. Genç adam birdenbire dairenin ortasındaki mühüre doğru atladı ve onu koparmaya çalıştı. Noe dedesini kurtarmak istiyor. Fakat ışık akışı genç adamı karşı duvara doğru fırlattı. Bu Noe'yi durdurmadı. Soluklandıktan sonra tekrar inatla ilerledi. Milat onun yolunu kapattı. Burası uykulu çayır. Buradaki enerji zorla durdurulamaz. Noe güldü. Milat, hayır kelimesinin beni durdurduğunu hiç gördün mü? Bırak. Milat bir saniye boyunca Noe'ye baktı. Sonra onu sert bir şekilde geri itti ve çemberin içine girerek ışığı engelledi. Akış göğsüne çarptı. Milat sarsıldı ama yine de direndi. Ayaklarını yere dayamış, yumruklarını ve çenesini sıkarak duruyordu. Akış ise güçleniyordu. Vlad'ın ayaklarının altındaki zeminde çatlaklar oluşmaya başladı ve duvarlar çatırdadı. Hücrenin tamamı sallandı. Bırak, buna değmez. Vlad, lütfen geri çekil. Ama o bizi duymuyor gibiydi. Buna engel olmamız lazım. Danışman neden gecikiyor? Şans puanım gerideydi sanırım. Şimdiye kadar Ostara söylemeliydi. Korkuya kapıldım. Ya bu akışı kapatamazlarsa? O anda duvardan gelen ışık birden yok oldu. Çember durdu ve söndü. Sessizlik oluştu. Yüzü bembeyazdı ve zar zor nefes alıyordu. Noe bunun kollarını ve boynunu yokluyordu. Vlad ile ikimiz yanlarına koştuk. Çok geç, ölüyor. Hani tüm neredeyse nefes almıyordu. Gözleri artık açılmıyordu. Noe dişlerini sıktı. Benden nefret ettin. Yok olmamı istedin. Ben senden nefret ettim ve yok olmanı diledim. Senden bile daha çok. Peki neden şimdi bu kadar canım acıyor? Ya, Noe aniden bana döndü. Naya, senin o mumun. Onu yakalım, ne olur. Yüzünü avuçlarıyla ovuşturdu. Saçma, bir faydası olmayacak. Ama hiçbir şey yapmadan da duramam. Tabii ki Noe. Hadi yakalım. Yalnız ateş. Ona mumu uzattım. Noe bana bakmadan elini salladı ve fitil alevlendi. Mumun üzerinde küçük bir alev parladı. Sımsıcak, capcanlı, bu garip uykulu dünyada çok tuhaf görünüyordu. Avucumun içinde tuttuğum mumu mahkumun yüzüne yaklaştırdım. Alevlere bakarak bir süre sessiz kaldık. Ama o an... Noe, canım... Aditum gözlerini açtı ve torununa baktı. Noe aceleyle üzerine eğildi. Buradayım. Daha iyi misin? Ateş Aditum'a hafızasını mı kazandırdı? Seninle konuşabiliyor muyum yoksa? Bunu kaç kez yapmak istedim ama cesaret edemedim. Korkak, yaşlı, aptal. Bir çocukla konuşamayacaksan bilginin ve sınırsız gücün ne faydası var? Evinize sık sık giderdim. Önünde durur, saatlerce oyun oynamanı izlerdim. Sonra ilk icatlarını seninle gurur duyuyordum. Yetenekli, cesur, inatçı. Daha iyi bir torun olabilir miydi? Noe şaşkına dönmüş bir vaziyette dinliyordu. Evimize mi giderdim? Ama ben seni hiç görmedim. Tabii, sonuçta ben seni gizlice izlerdim. Çünkü utancımdan ölüyordum. Annene karşı suçluydum. İkisine de, sana da, prensiplerim diye tutturmuştum. Ancak öldürüldüklerini de anlamıştım. Ve bunu kim yapmış? Cornus'un oğlu, en bilge Aditum'un ve eski dostumun oğlu. Başka biri olsa onu hapiste çürütürdüm. Ama Cornus için oğlunun tutuklanması kariyerinin sonu olurdu. Onun yerini rakibimiz alırdı. Yapamadım. İşte gençken yap yap, yaşlanınca böyle ağla. Annenle baban öldükten sonra sadece bir kez seninle iletişim kurmaya çalıştım. Ama bunu çok aptalca ve beceriksizce yaptım.
böyle özel bir mevzuyu iş hayatımda alıştığım gibi çözmeye çalıştım. Güç ve iktidarımı kullanarak. Söz konusu sen olduğun için işe yaramadı. Ben o zaman bunun iyi bir şey olduğunu düşünmüştüm. Karnivanın senin varlığından ve cinayete tanık olduğundan haberi olsaydı seni yok ederdi. O yüzden yapabileceğim en iyi şey senden uzaklaşmaktı. Bir torunumun olduğunu saklamaktı. Seni uzaktan izlemek ve sana uzaktan yardım etmekti. Babanın arkadaşı olan en zeki ibis Septentrion sayemde hocan oldu. Babanın laboratuvarının ve arşivinin sağ salim eline geçmesini sağladım. Gerisini sen kendin başardın. Tam bir üstad, işinin ehli oldun. Hadi tüm öksürdü. Ne oldu peki? Buraya nasıl düştün? Öksürük adamın son gücünü aldı. Mahkumun gözleri yorgunluktan kapandı. Adityum fısıldadı. Affet beni Noel. Seni elimden geldiğince sevdim. Ya. Ben affediyorum. Bütün bir ömrü boyunca adama küsmüş. Kötü olduğunu düşünmüş ve tam iyi olduğunu öğreniyor ki adam ölüyor. Noel nasıl bir vicdan azabıyla baş başa kaldı. Noe mum sayesinde dedesinin gerçek niyetini öğrendi ve onu affetmeyi başardı. O nerede? Ostar ve Septentrion hücreye dalıp Adityum'a koştular. Uzun, ağır, çaresiz dakikalar, faydasız yardım etme girişimleri. Ve işte danışman başını kaldırdı. Adityum Proculus öldü. Tekrar geçiş yaptık ve gözlerimi açtığımda bir evin önünde olduğumuzu gördüm. Veya içinde, anlamak zordu. Evin cephesi yoktu. Oturma odasının halısından hemen sonra avlu başlıyordu. Demek Noe'nin karanlık dünyada yaşadığı yer burası. Danışman bana, Vlad ve Noe'ye ağır bir bakış attı. Sizi yalnız bırakmalıyım. Haber vermek için pandemonium'a gitmem gerekiyor. Şimdilik burada kalın. Belki sizinle de konuşmak isterler. Mevzu çok ciddi. Konuşmak mı? Ben hazırım. Benimle de mi? Bensiz lütfen. Bunu tabii ki de hazırım. Gerekirse konsey önünde de konuşurum. Bunun gerekli olacağını düşünmüyorum. Size dikkat çekmemeye çalışacağım. Bir şeyler netleşir netleşmez haber vereceğim. Teşekkür ederiz sayın danışman. Bekliyor olacağız. Noe sessizce kenara çekildi. Septentrion onun yanına gidip sarıldı. Sonra bize bakıp tekrar başını salladı ve ortadan kayboldu. Noe içeri girdi ve bir noktaya dalıp kanepeye oturdu. Vlad yanına oturdu ve onunla sessizce bir şeyler konuştu. Onları rahatsız etmedim. Oturma odası boyunca ilerledim ve bir mutfak köşesi buldum. Çay demlemeye karar verdim. Karanlık dünyada çay mı varmış be? Çayın da yani... Hükmetmediği yer yok. Çay hazır olunca Noe ile Vlad'ın yanına döndüm. Tepsiyi bırakıp yanlarına oturdum. Teşekkürler Laya. Vlad bardağı doldurdu ve Noe'yi uzattı. Noe bardağı tuttu ama içmedi. Sadece yükselen sıcak buharı izledi. Çok garip. O hayattayken benim bir dedem yoktu. Öldüğünde ise var oldu. Dedem ölünce onu kaybetmedim. Kazandım. Ve şimdi o hep benimle olacak, içimde bir yerde. Tıpkı hala anne ve babamın da olduğu gibi. Ancak onlar hep genç ve mutlu kalacak. Dedem ise şaşkın, pişman, vicdan azabı çeken biri olacak. Biri olarak kalacak. Ama yine de beni elinden geldiğince seven biri olarak. Noe. Bardağı elinden alıp masaya koydum ve ona sarıldım. Vlad ona attığım bakışı fark edince aynısını yaptı. Ya tam diyecektim ki çok güzel bir resim. Şu Vlad'ı nasıl çizmişler ya, çok kötü. Şimdi Noe'ye iki taraftan sarılarak oturuyorduk ve hep birlikte çay bardaklarından yükselen buhara bakıyorduk. Acıya tek başıma dayanmayı erken öğrendim. Çok zor olsa da mümkündür. Ama acıyı biriyle paylaşmak benim için daha da zordu. Sizden önce. Şimdi farklı olabileceğini biliyorum. Daha kolay olabileceğini.
Evet, belki de. Noe birden kendine gelmiş gibi Vlad'a döndü. Bekle, peki sen? Sana ne olacak? Sonuçta sözleşme artık feshedilemez. Evet ve bunu düşünmek bana müthiş bir acı veriyor. Vlad başını salladı. Konu bu değil. Bundan daha kötüsü Maps'in dışarıda olması. Elinde müthiş güçte olan o artifakt varken hem de. Büyük ihtimalle Maps aşırı öfkeli. Vlad kalktı. Ama şimdi bunun hakkında konuşmayacağız. Hepimiz biraz dinlenmeliyiz. Öyle bir fırsat varken. Karanlık dünyada şu an akşam vakti. En azından sabaha kadar burada kalacağımızı düşünüyorum. Evet, sizi yerleştirmem lazım. Noe de ayağa kalktı. Vlad'ın burada kendi odası var. Senin için ise Laya. Laya benimle kalabilir eğer isterse. Pekala. O zaman buyurun. Noe bir yerden bir kutu çıkardı ve elime verdi. Bir şeye ihtiyacın olursa onu sadece hayal et ve buradan al. Ah, teşekkürler. Keşke öyle bir kutu olsa ya. İçeri girdiğimizde çok şaşırdım. Burası bir oda mı? Evet, karanlık dünyada kalıcı bir evim olsun istemedim. O zaman Noe benim için kendi evinde bu odayı yarattı. Ama burası açık alan. Öyle görünüyor. Aslında değil. Duvarlar var ama biraz değişik. Ay, keşke böyle bir odam olsaydı. Duş almaya karar verdim. Yıkandıktan sonra Noe'nin kutusundan ipek bornoz çıkardım. Tam hayal ettiğim gibi. Fena değilmiş. Ayrıca yeni bir çift çamaşırına da ihtiyacım vardı. Bir sonraki kıyafet seçimi daha sonra Vlad ile yaşanacak romantik sahne için kullanılacak. Flört. Siyahı da çok severim. Özel, sade ama en pahalısı özel olduğu için onu almıştım. Duştan çıktığımda Vlad suyun dibinde sırtı bana dönük duruyordu. Ben gidip ona sarılacağım. Birazdan uyuyakalacağım galiba. Bu halde de uyuyakalmazsın yani. Vlad'a yaklaşarak ona arkadan sarıldım. O ise avuçlarıyla ellerimi kapladı. Nazikçe kendine bastırdı. Şu an burada seninle olabildiğim için mutluyum. Mutlu musun? Vlad döndü ve hüzünle yüzüme baktı. Sonuçta karanlık dünyaya giderken tamamen farklı bir şey bekliyordun. Sözleşmenin feshedileceğini ve birlikte olabileceğimizi bekliyordun. Normal insanlar gibi. Ama onun yerine acı bir hayal kırıklığı daha yaşadın. Evet, bugün gerçekten çok üzüldüm. Senin için, kendim için. Çünkü yakınlaşma umudu bu kadar yakınken yine kayıp gitti. Ama benim için önemli olan seni özgür ve mutlu görmek. Seni kendim için daha uygun hale getirmek değil. Elbette ki sana başka bir görünümde dokunmak isterdim. Ama lanet olsun. Biz 6 asır sonra birbirini bulan insanlarız. Biraz daha bekleyemez miyiz? Dış görünüşünü önemsemediğimi sana daha önce söylemiştim. Yolumuzdaki ilk engel bu tutumunu değiştirmeyecek. Tutumumu değiştirmeyecek. Elimizde olanın değerini biliyorum. Çünkü aslında elimizde çok şey var. Vlad beni kendine doğru çekti ve sıkıca sarıldı. Başımı göğsüne yasladı ve güçlü kollarını bana doladı. Laya, en çok senin için korkuyorum. Maps dışarıda, o büyük bir tehlike kaynağı. Ama kesinlikle haklısın. Mutlu olmamak için bir sebep değil. Umutsuzluk içinde o kadar çok zaman geçirdim ki bir dakikam dahi bu şekilde geçsin istemiyorum. Hele ki bu dakikaları seninle birlikte geçiriyorsak. Bir çaresi bulunur. Sorunlar ve engeller ortaya çıkar ve çözülür. Biz kalırız ve bu en önemli şey. Evet, bu yüzden hadi şu akşamın tadını çıkaralım. Nasıl istersen. Gülümsedi ve kıyafetinin düğmelerini açmaya başladı. Yüzelim mi? Buradaki su ılık ve çok temiz. Hemen hemen tüm kıyafetlerini çıkaran Vlad beline kadar suya girdi. Bana elini uzattı. Hadi gel bana. Hazırlıksız yakalandım. Biliyor musun, ben iyi yüzemiyorum ve suyun içinde kendimi pek güvende hissetmiyorum. Korkma, ben yanında olacağım. İnkar edilemez bir argümandı. Bornozumu çıkardım ve dikkatlice suya girdim. Su gerçekten de şaşırtıcı derecede sıcak ve güzeldi.
Bülent elimi tuttu, ürkek adımlarımı gülümseyerek izledi. Daha derine indiğim anda beni kucağına aldı ve sımsıkı sarıldı. İşte böyle. Beni lütfen bırakma. Elbette, bundan sonra seni asla bırakmam. Her ihtimale karşı kollarımı sıkıca boynuna doladım. Ama çok geçmeden böyle güvenilir birinin yanında kendimi çok daha rahat hissetmeye başladım. Ve kollarımı açıp suyla oynamaya başlamıştım bile. Görkemli kayaların arasında sadece ikimizdik. Yanımızda yıldızları yansıtan küçük dalgalar çırpınıyordu. Bu güzellikten gözlerimi alamıyordum. Bülent ise gözlerini ayırmadan bana bakıyordu. Yıldızlar suya ne kadar güzel yansıyor. Sen yanlış yere bakıyorsun. Gözlerine de yansıyor. En iyi açıdan hem de. Yıldızlar, su ve sen. Mükemmel bir kombinasyon. En sevdiğim üç şey. Bu arada sana benziyorlar. Su ve yıldızlar mı? Neyi mi? Her an değişiyor ve hep aynı kalıyorlar. Aynı güzellikte. Elini suyun altında uyduğumda kaydığını hissettim. Diğer elinin ise belime giderek daha sıkı kavradığını. Bülent eğildi ve boynumdaki su damlalarını dudaklarıyla yakaladı. Ardından göğsümün üzerindeki damlaları da. Çok geçmeden tenimin her açık alanını öpücüklerle kaplıyordu. Ben ise başımı biraz geriye atarak parmaklarımı saçlarına daldırmıştım. Büyük bir zevkle saçlarıyla oynuyordum. Bülent'in dokunuşları ve dudakları ise beni gittikçe daha çok tahrik ediyordu. Artık daha fazlasını istiyordum. Ben de ona dokunmak istiyordum. Avuç içlerim vücudunu keşfetmeye başladı. Göğüs, boyun, elmacık kemikleri. O kadar güçlü ve çekiciydi ki yüzüm sürekli tenine değiyordu ve her dokunuş içimde hoş bir dalganın yükselmesine sebep oluyordu. Bir ara dudaklarımız birbirine çok yaklaşmıştı. Buna direnmek benim için çok zordu. Bülent, izin ver, sadece bir öpücük, sadece bir. Bunu gerçekten çok istiyorum. Bülent onayla başını salladı ve bana kendisi yaklaştı. Dudaklarının yumuşak dokunuşu, dilin dikkatli, nazik okşaması. Kendimi tutmam gitgide zorlaşıyordu ama çizgiyi aşmak istemiyordum. Bu yüzden kendimizi bu yüzeysel öpücüklerle sınırladık. Söylenmemiş sözler kadar hafif öpücüklerle. Geride tatlı bir durgunluk ve zevkli bir beklenti bırakan öpücüklerle. Sonra suyun içinden çıktık. Bülent beni yatağa götürdü, ıslak çamaşırlarımdan kurtulmama yardım etti ve beni bir havluya sardı. Akşamın geri kalanını yatakta çırılçıplak, ten tene birbirimize sarılarak geçirdik. Ve bu şekilde birbirimizin kollarında uyuyakaldık. Bülent ile ilişkiniz güzelleşti. Ay, burası gerçekten çok güzel. Gece yıldızlara bakmak, böyle güzel bir yerde yüzmek. Gözlerimi açtığımda bile ortalıkta yoktu. Giyinip salona indim. Noe ile Vlad orada oturup bir şeyler konuşuyorlardı. Haber var mı? Evet, sayın danışman sağ olsun beni sorguya çağırmayacaklar. Ama ikimiz pandemoniyuma çağrıldık. Ne kadar sürer bilmiyoruz. Bu yüzden seni şatoya geri götürsek iyi olur diye düşündük. Pekala. Geri geçiş yaptık ve olaysız bir şekilde şatoya ulaştık. Gece vaktiymiş meğer. Bu yüzden herkes uyuyordu. Noe ile Vlad hemen karanlık dünyaya geri döndüler. Ben ise planladığım gibi restorasyon işime devam ettim. Gidelim de yeni yeni şeyler öğrenelim. Sene 1448 Haziran Osmanlı İmparatorluğu Edirne. Bu geçmişe ilk gittiğimizde çalan müzik de yani gerilim müziği gibi beni gerim gerim geriyor. Öğretmenin şaşkın bakışı Aleksandra'ya takıldı. Kim bu hanım? Bir sessizlik oluştu. Lale panik içinde ne cevap vereceğini düşündü. Öğretmen Dimitris birden dedi ki, bu Elena Hatun, konuk uzmanımız. Aranız iyi olduğu için öğretmen sana yardımcı olacak. Ah! Lale'ye dönerek açıkladı. Bir süre önce Sultan Murad'a felsefi bir tez gönderilmiş. Modern toplumdaki kız çocuklarının yetiştirilme biçimi üzerine. Amcanız o kadar etkilenmiş ki ders vermecisi için o tezin yazarını saraya davet etmek istemiş.
Sonuçta artık okulumuzda giderek daha fazla kız okumaya başlıyor. Tezin yazarı Elena Hatun'muş. Ona bir davetiye gönderdim ve işte kendisi burada. Ah tabii. Hanımefendi için bir oda hazırladık. Okulda odamın yanında. Ama önce sınıfı göstermeye karar verdik. Harika. Tanıştığımıza memnun oldum Elena Hatun. Okulun planlarından biraz daha bahsettikten sonra öğretmen gitmeye hazırlandı. Ama kapıda durdu. Bir şey daha var Elena Hatun. Liberal görüşlerinizi anlıyorum. Ama buradayken sıradan bir bayan kıyafeti giyseniz daha iyi olur. Bence istediği gibi giyinmek de özgür. O kadar da önemli değil. Öylesi gerçekten de daha iyi olacak. Kişisel görüşüm birden yana ama saray ilişkilerimiz yüzünden 3. Saraydakiler için ilk izlenim önemlidir. Hanımefendi geleneksel bir kıyafet giyerse iyi olur. Evet evet Lale Hatun, doğru diyorsunuz. Saray kurallarını iyi biliyorsun, saygı arttı. Tabii ki kurallarınıza uyarım. Mustafa Hoca gidince Lale Dimitris'e döndü. Yardımınız için çok teşekkür ederiz. Ama gerçek Elena'yı ne yapacağız? Merak etmeyin, gelemeyeceğini bildirdi. Dimitris olmasa acaba bu işin üstesinden nasıl kalkıyorduk? İşte o oda, burada ihtiyaç duyabileceğiniz her şey var. Lavabo şurada, sandıkta birkaç yeni elbise var. Teşekkür ederim Zara. Osmanlı kızlarının okula gidebildiklerini bilmiyordum. Kadın öğretmenleriniz bile varmış. Gerçekten takdire şayan. Evet, ben ise eskiden köleydim ve haremde yaşardım. Ama Lale Hatun'un sayesinde hayalimdeki işi yapabiliyorum. Alexandra banyo yapmak için çıktı. Zara Lale'nin kulağına utanarak fısıldadı. Aklınıza kötü bir şey gelmemiştir umarım. Dimitris öğretmen ile biz. Yüzü kıpkırmızı oldu. Ondan hoşlanıyor musunuz? Evet, uzun zamandır beraber çalışıyoruz. Son günlerde ise iş dışında da görüşmeye başladık. Açıkçası kafam çok karışık. Bunun doğru bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Bir geleceğimiz var mı yoksa bu işi hemen şimdi sonlandırmam mı gerek? Bence Dimitris ile siz beraber olabilirsiniz. Görüşmeyi kesmelisiniz. Milletin aşkına da biz elmas harcıyoruz. Gerçekten mi? Zara artık haremde değilsiniz. Okulda ayrı bir odanız ve öğretmenlik mesleğiniz var. Dimitris Hoca da saygı gören bir öğretmen. Evlenmek isterseniz sultan karşı çıkmaz eminim. Gerekirse onunla bu konuyu konuşacağıma söz veriyorum. Zara mutluluktan gözyaşlarını tutamayıp elleriyle yüzünü kapattı. Teşekkür ederim. Ne kadar mutlu olduğumu hayal bile edemezsiniz. Kendime onu düşünmeyi yasaklamak bana artık çok zor gelmeye başlamıştı. Bana bakmamaya çalıştığını ama yine de çaktırmadan baktığını görmek. Bir geleceğimiz var mı bilmiyorum ama en azından bir şansımız var artık. Bunu biliyorum. Zara ve Dimitris aşk şansı yakaladılar. Lale kıza sarıldı. Dimitris ile ilişkin güzelleşti. Sizin adınıza çok mutluyum. Kısa süre içinde Zara gitti. O sırada üstünü değiştirmiş Alexandra döndü. Şık bir elbise. Sade bir elbise. Bu elbise de Alexandra'ya çok yakıştı. Ne kadar yakışmış. Çok güzelsin. Görüyorum ki Sandra'mız hiç mutlu değil. Genç kız aynaya baktı. Çatık kaşlar düzeldi. Kız yavaşça gülümsedi. En son çocukken elbise giymiştim. Ama bu elbise çok güzel. Gerçekten çok hoşuma gitti. Alexandra ile ilişkimiz güzelleşti. Teşekkür ederim. Tabii ki de hoşuna gidecek. Elmas harcadık biz ona. O sırada Alexandra'nın karnı guruldadı. Kız utandı. Al işte benden hanımefendi mi olur? Hanımefendilerin karınları guruldamaz mı sanıyorsun? Lale birden anladı. Sen bütün gün bir şey yememişsindir değil mi? Öyle, en son bir parça kızarmış et yemiştim. Onu 3 gün boyunca yedim. Artık görmek bile istemiyordum. Keşke hemen söyleseydin. Mutfak artık kapanmıştır muhtemelen. Ama ben gidip bir bakayım yine de. Lale mutfak kapanmadan içeri girmeyi başardı. Kızı çocukluğundan beri tanıyan yaşlı aşçı onu çok sevdiği için istediğini geri çeviremedi ve birkaç yemek seçeneği sundu.
Lale düşündü ki, kuzu etli yaprak sarması, peynirli börek, bademli baklava. Bu seçenek hariç diğerleri aramızı iyileştiriyordu. Börek yesin. Aşçı yemeği bakır bir tepsiye koyup üstünü kapakla kapattı. Lale geri yürüdü. Yolu güvenlik görevlilerinin ve çeşitli yardımcıların yaşadığı binanın önünden geçiyordu. Herkes savaşa gittiği için bina boş ve sessizdi. Ama birden tanıdık sesler duyuldu. Buyurun hanımefendi, sizi biraz daha geçireyim. Daha ilerisinde yazık ki olmaz. Hayır, gitmek istemiyorum Kemal. Biz bu saraydaki herkesi niye basıyoruz ya? Nuray avuçlarıyla şakaklarını sıktı, umutsuzca başını salladı. Yarın gidiyorsun. Geri döndüğünde ise o da dönecek. Bir daha özgürce bir tane adım bile atamaz olurum. Yine umutsuz, dayanılmaz günler başlayacak. Hapishanem. Bu gece muhtemelen seninle kalabileceğin tek gece. Uyuyana kadar gözlerinin içine bakabileceğin tek gece. Koynunda uyanabileceğin. Kemal genç kadının elini tuttu ve nazikçe parmak uçlarını öptü. Hanımefendi. Bana öyle deme. Lütfen, yabancıymışım gibi. Nuray. Kadının adına ilk defa tadına bakıyormuş gibi temkinli bir şekilde söyledi. Bu geceyi seninle geçirmek benim en çılgın, en büyük hayalim. Ama senin için çok tehlikeli. Biri öğrenirse. Kimse öğrenmez. Binanızda tek bir kişi bile kalmamış. Peki sizin binanızda hizmetçiler gece evde kalmadığını fark edecek. Kadın kollarını aceleyle genç adamın boynuna doladı, yüzünü omzuna gömdü. Ona öyle müthiş bir umutsuzlukla sarılıyordu ki hayatı buna bağlıydı sanki. Hayır Kemal, gitmeyeceğim. Umurumda değil, biri öğrense o beni zorlukla yutkunuyordu. Öldürse bile. Lale karanlıkta sırtını bir ağacın gövdesine dayamış olarak duruyordu. Parmaklarının titrediğini hissediyordu. Kemal, Nuray'ın saçlarını okşuyor, onu sakinleşmek, ikna etmek için bir şeyler fısıldıyordu. Sonra döndüler ve binaya doğru yürüdüler. Yine de gidiyor. Ben onu durdurmalıyım, onu anlıyorum ve işine karışmayacağım. Lale'nin her türlü öleceğini bildiğim için ve Yavuz Paşa'nın bu işte bir parmağı olduğunu bildiğim için bu olaya sessiz kalacağım. Zaten her türlü öleceğiz yani. Ve Nuray'a da yazık. Aşık olduğu için Nuray'ı suçlayamam ki. Ona saygı duyan, onu umursayan ve seven iyi kalpli bir adama bağlandığı için yargılayamam. Kemal Nuray'a her baktığında gözleri hayranlıkla parlıyor. Kocası ise ona cehennemi yaşatıyor. Onu aşağılıyor, küçümsüyor, kısıtlıyor. Dışarı çıkmak yasak, dinlenmek yasak, hayal kurmak yasak. Sırf benimle beraber resim yaptı diye kocası Nuray'ı neredeyse dövecekti. Belki de bizden sonra dövdü. Evliliği özgürlük ümidi olmayan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gibi. Bu hapishaneden bir geceliğine kaçmak istediği için Nuray'ı suçlayabilir miyim? Sevdiği adamın kollarında, sevildiğini hissetmek istediği için onu yargılayabilir miyim? Sonsuza dek sürecek cehennemde. Sonsuza dek sürecek cehennemine dönmeden önce küçük bir mutluluk yaşamak istediği için. Hayır, onlara karışmaya hakkım yok. Bırakayım gitsinler. Nuray bu geceyi Kemal'le geçirecek. Aşıklar kapıların ardında kayboldu. Lale ise yoluna devam etti. Umarım bu gece başımıza bir sorun açmaz. Lale'yi gören Alexandra ayağa fırladı. Tek başına gitmene izin verdiğim için kendime kızdım. Bir şey oldu sandım. Yok, her şey yolunda. Yemeğini getirdim. Her şey yolunda. Dikizci Lale dikizlemeye devam etti. Kızlar masaya oturdu ve Lale tepsi kapağını kaldırdı. Ne kadar da güzel kokuyor. Genç kız büyük bir iştahla yemeye başladı. Börek bu. Beğendin mi? Çok lezzetliymiş. Bizde de benzerini ama daha basitini yaparlar. Sizinkinin hamuru ne kadar da ince ve yumuşak. İşte bu konuda Osmanlılar kesinlikle bir numara. Harika bir mutfağınız var. Wow, bizi övmüşler. Çok şaşırtıcı. Alexandra yemeğini çok beğendi. Onunla ilişkiniz güzelleşti. Kısa süre içinde tabak boşaldı. Genç kız büyük bir keyifle içini çekti. Of, çok doydum. Çok sevindim.
Alexandra dikkatlice Lale'ye baktı. Bir an için bakışı çok tuhaflaştı. Kendinden geçmiş gibiydi. Genç bir kızın gözleri böyle bakamazdı. Ancak bilge, çok şey görmüş, yetişkin bir kadın böyle bakabilirdi. Acayip. Ne? Misafiri tekrar gülümsedi ve eski tatlı tavrına büründü. Acayipsin. Neden? Beni hiç tanımıyorsun fakat bana güvendin ve yardım ettin. Başka biri olsa mektupları alıp bay bay yapardı. Asil bir hanımefendi evsiz göçebeyi ne yapsın? Ama sen eşitmişiz gibi davranıyorsun. Beni ahıra göndermedin. İtibarını riske atarak burada bana bir oda ayarladın. Karnımı doyurmak için gece gece mutfağa koştun. En son birinin bana karşı bu kadar düşünceli olduğunu ve iyi davrandığını hatırlamıyorum bile. Gözlerinde hüzün vardı. Alexandra, nasıl oldu da bir Arnavut çetesiyle birlikte Osmanlı kampına girmiş oldun? Beni yanlarına yardım etmem için aldılar. Ne? Savaşmamışsın ki, sadece birkaç kelime fısıldamışsın. Genç kadın yine dikkatle Lale'ye baktı. Ay bu müzik tüylerimi ürpertiyor. Hayatında hiç büyü gördün mü? Büyü mü? Çoğumuz büyüye inanırız. Yüksek statülü insanlar bile sihirbazlara ve kahinlere başvurur. Ama Mustafa Hoca'nın dediği gibi. Ancak daha önce kendi kendine uydurdukları sorunları çözebilirler. Hah, böyleleri çok gördüm. Alexandra tabağının altındaki bakır tepsiyi aldı ve Lale'ye uzattı. Hadi şunu tüm gücünle yere at. Ah ne gürültü kopar. Evet hadi ama dinleyelim. Parmaklarını bakır düzeyde gezdirerek bir şeyler mırıldandı. Merak içinde kalanlarla cesaretini topladı ve var gücüyle tepsiyi taş zemine fırlattı. Tepsi yere çarptı. Birkaç kez sekti. Lale kenarlarının titreştiğini bile görebiliyordu. Ama ses yoktu. Hiç. Mutlak bir sessizlik vardı. Vay. İşte bu yüzden beni o gece yanlarına aldılar. Adımları ve kılıç darbelerini duyulmaz hale getirebilirim. Koruma olsun diye sis oluşturabilirim. Bir insanı birdenbire yere düşürebilirim. Lale anlamaya başladı. Aslanın dövüş sırasında sendelemesi senin yüzünden miydi? Evet, şimdi bunu yaptığım için üzülüyorum. Aslan çok tatlı biriymiş. Sen gerçek bir büyücü müsün? Lale buna inanmakta hala güçlük çekiyordu. Evet. Eflak Prensliği'nde Karpat Dağları yakınlarındaki küçük bir köyde büyüdüm. Büyü yapma yeteneğimi babamdan aldım. Ailecek büyücüyüz. Bu özellik yıllardır nesilden nesile geçiyormuş. Ama biz 5 kardeşiz ve bu yetenek sadece bende var. Tabii ki babam beni halefi olarak gördü. Ama ben onun yaptığını yapmak istemedim. Hayatım boyunca insanların pisliğiyle uğraşmak istemedim. İyi insanlar nadiren büyücülere gider. Bize genellikle tembel, kötü kalpli ve kıskanç tipler başvurur. Ben ise önemli bir şeyler yapmayı hayal ederdim. İnsanlara yararım dokunsun isterdim. Yeteneğim iyilik adına kullanılsın. Babam bunu duyduğu her seferinde deliye dönerdi. Bunun nedenini bir türlü anlayamıyordum. Ama bir keresinde yine bir gün tartışırken ağzından kaçırdı. Neyi? İnanır mısın bilmiyorum. Anlar mısın? Çok garip bir şey. Bana göre bile. Her neyse anlat, dinlemeye hazırım. Çok merak ettim. Neymiş o ya? Ve bu müziğe de bayılırım. Belki de az öncekiyle aynı, fark etmiyorum şu an ama. Babam bunu kendi dedesinden duymuş. Güya eski zamanlardan beri dünyada özel güçlere sahip herkesten farklı insanlar varmış. Bu dünyaya adaletin fazlasıyla ihlal edildiği yerlerde adaleti yeniden kurmak ve önemli bir şeyi tehdit ettikleri sürece karanlık güçlerle savaşmak için gönderiliyorlarmış. Bu tür insanlardan oluşan birkaç aile veya klan varmış. Güçlerine sahip oldukları kutsal hayvanların isimlerini taşıyorlarmış. Leon'un güvenlik şirketleri, Tetra falan bunlarla mı ilgiliydi? Bizim ailemiz de onlardan biriymiş. Öküz klanına aitmişiz. Öküz mü? Ama bir gün öküzler açgözlülükleri yüzünden ulvi hedeflerine ihanet etmiş.
yeteneklerini aşağılık insani arzuları yerine getirmek için kullanmaya başlamışlar. Altın ve ayrıcalıklar karşılığında. Bunun cezası olarak Öküzler Klanı reddedilmiş. Hala insanlar arasında yaşıyor ancak artık daha yüksek kişilerle muhatap olamıyorlarmış. Ve bizim aile yeteneğimiz eski gücümüzün sadece zayıf bir yankısı olarak kalmış. Çok ilginç. Evet, neyse ki benim dışımda bu durum kimsenin umurunda olmadı. Babam konuyla ilgilenmemiş, başka klanlara merak bile etmemiş. Ben ise onun bu anlattıklarından sonra bu olayı kafaya taktım. Sonuçta muhtemelen hala bir yerlerde varlar. Ve ben de onlara yardım edebilirim. Yeteneğimi her zaman hayal ettiğim gibi kullanabilirim. Kısa süre içinde evden ayrıldım ve bir haberci oldum. Bilgiyi gizli bir şekilde hızlıca iletebiliyorum. Böyle bir hizmete her zaman talep vardır. Ayrıca ödeneği de iyidir. Ama uzun süre hiçbir yerde kalmadım. Biraz çalıştıktan sonra yoluma hep devam ettim. Bir gün o çok özel insanlarla bir yerde karşılaşacağımı umduğum için. Bir keresinde İskender'i duydum. Başarılarından, ülkesinin özgürlüğü için verdiği mücadelesinden haberim oldu. İnanılmaz insanüstü bir güce sahip olduğunu ve düşmanlar için ulaşılmaz olduğunu öğrendim. Sonra içimde bir his doğdu. Onun yanına gitmem gerektiğini anladım. Ve onu buldun. Evet, Prens George ile bu sene Mayıs ayında tanıştık. Sadece ona yardım etmek istediğimi söyledim. Neler yapabileceğimi gösterdim. O da çok fazla soru sormadan beni hemen kabul etti. Acaba senin sayende mi Büyük İskender lakabını kazandı? Prens tam da anlattıkları gibi biriymiş. Çok güçlü ve korkusuz. Aynı zamanda alçak gönüllü ve mütevazi. Özel biri olduğu izlenimini vermedi. Ben de yanıldığıma karar verdim. Ama tam da o gece Osmanlılara yönelik saldırı planlamışlar. Prens tek başına ateşin yanında oturuyordu. Aslan başlarıyla süslenmiş çok güzel bir kılıcı temizliyordu. Bana harika bir hikaye anlattı. Alexandra aniden sustu. Affedersin, çenem düştü. Senin muhtemelen çoktan uykun gelmiştir. Tabii ki de anlatmaya devam et. Ben çatlarım yoksa. Peki ya. Ya ilk defa bu kadar tehlikeli bir işe gidecektim. Biraz gergindim ve kampta amaçsızca dolaşıyordum. Alexandra, uyuyamadın mı? Gel ateşin başında otur. Yanına oturdum. Ne güzel bir kılıç. Onu daha önce sizde görmedim. Evet, özel günler için saklıyorum. Bu kılıcı bana yardımcım ve akıl hocam Bilge Yoromir hediye etti. Yoromir, birkaç yıl önce o da senin gibi bize bir yardım teklifiyle gelmişti. Ve tıpkı senin gibi sıradan insanlardan daha fazlasını biliyor ve beceriyordu. Gerçekten mi? Nerede o şimdi? Venediklilerle barış müzakeresi ile ilgili görüşüyor. Döndüğünde sizi tanıştırırım. Ama ben meraktan öldüğüm için prense durmadan olağan dışı yardımcısı hakkında sorular sordum. Yaromir, Vidin Krallığı'nda doğmuş. Daha önce son çarı Konstantin Asen'e hizmet etmiş. Öyle bir çarı duydun mu? Evet, Bulgar topraklarının Osmanlı fethinden sonra Çar Konstantinoğlu'na karşı bir halk ayaklanması organize etmiş. Ama ne yazık ki bu ayaklanma bastırılmış. Evet, rahmetli Asen Avrupa'da Osmanlı'ya karşı koyabilecek bir gücün kalmamasına çok üzülüyormuş. Bütün Bulgaristan'ın ya Osmanlıların şimdiki adıyla Rumeli'nin yüzyıllarca onların iktidarı altında kalacağından korkuyormuş. Ay aslana benziyor. O zaman Yaromir ona bir varisin doğacağı müjdesini vermiş. Bulgar topraklarını Osmanlı'nın baskısından kurtaracak ve özel güçlere sahip olacak bir varis. Konstantin'in ölümünden 6 yıl sonra çocuklarından birinin bir oğlu olmuş. Yaromir bahsettiği varisin o olduğunu anlamış ve eğitimiyle bizzat kendisi ilgilenmiş. Her nasılsa geleceğin kurtarıcısının doğum haberi tüm ülkeye hızla yayılmış. İnsanlar onun hakkında efsaneler anlatmaya, şarkılar bestelemeye başlamış. Bu söylentilerin Osmanlılara ulaşmasından korkan Yaramış çocuğu alıp götürmüş.
Ya bu Vlad'a ben ay Vlad diyorum aslana benziyor ya. Dağlara yerleşmişler. Yaşlı adam bu kılıcı oradaki en iyi demirciye, genç Asen için özel bir sipariş olarak yaptırmış. Yaromir de bu kılıcı özel bir büyü gücü katmış. Ve sonunda kılıç aslanı bulacak. Ama bir gün Osmanlı casusları onları yine de bulmuş, bir katliam olmuş. İhtiyar kaçmayı başarmış ama çocuk ne yazık ki ölmüş. Bulgaristan kurtarıcısız kalmış. Yaromir kılıcı bu yüzden mi size vermiş? Evet, benim de özel bir güce sahip olduğumu iddia ediyor. Prens güldü ve ayağa kalktı. Ama değilim tabii. O beni bir kurtarıcı olarak görmek istiyor sadece. Önemli bilgiler edindin. Bence o çocuk ölmedi ya. O aslan. Lale bu hikayeden etkilendi ama kafası da karıştı. Ben ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Hepsi kulağa o kadar acayip geliyor ki. Evet ama hala bazı şeyleri düşünmek için zamanım var. Şimdi ise ikimiz için de uyuma vakti geldi. Git dinlen. Kızlar vedalaştılar ve Lale kendi odasına gitti. Duyduklarını düşünerek uzun süre uyuyamadı ve ertesi sabah uyanır uyanmaz tekrar okuldaki odaya koştu. Bak güneş daha yeni doğdu. Sen şimdiden ayaktasın. Asillerin öyle ne kadar uyuduğu yalanmış. Günaydın Alexandra. Kız çoktan yüzünü yıkamış, şimdi saçını tarıyordu. Lale konuşmaya nasıl başlayacağını bilemeyerek tereddüt etti. Bu düşünce aklından bir türlü çıkmıyordu. Lale sonunda konuşmaya karar verdi. Alexandra, dün büyü görüp görmediğimi sordun. Evet. Görmedim ama ben başka bir şey görüyorum. Ölmüş kuzenimi, onunla konuşabiliyorum. Ay, bu konu hakkında acaba Alexandra ne diyecek? Alexandra şaşkınlıkla ağzını açtı. O bir hayalet gibi mi? Rüya gibi? Hayır, gerçek. Tıpkı canlı gibi. Lale her şeyi ayrıntılarıyla anlattı. Enteresan. Başka insanlar onu görüyor mu? Bilmiyorum. Başka kimse yoktu. Gidip bir kontrol edelim o zaman. Şehzadenizi görmüş olurum. Böyle erken bir saatte bahçede de türbenin yakınında da kimse yoktu. Kızlar girişte durdu ve dikkatlice içeriye baktı. Lale hemen Hasan'ı gördü. Arkası onlara dönük uzaktaki duvara yaslanmıştı. Yüksek pencereden içeri sızan inci ışık hüzmelerini düşünceli bir şekilde inceliyordu. Bu Hasan da beni korkutuyor bazen ya. Gördün mü? Lale genç adamı işaret ederek fısıldadı. Alexandra başını salladı. Hayır, görmüyorum ama hissediyorum. Elleriyle havayı yoklayarak gözlerini karanlığa dikti. Evet, o burada huzursuz. Acaba huzurunu ne sağlayacak? Aniden parmakları seyirdi, elleri sarsıldı, kız mırıldandı. Kara bela, karanlık güç. Ne? O sırada genç adam arkasını döndü, yüzü bir gülümsemeyle aydınlandı. Lale Hatun, döndünüz. Ah ne kadar mutlu oldum. Hasan yanında arkadaşı görmeden kıza doğru yürüdü. Lale fısıldadı. O da seni göremiyor. Bana doğru geliyor. Tamam, onunla konuş, ben izleyeceğim. Ne dediniz? Hiçbir şey. Ben de buluşacağımız vakit sizi nasıl mutlu edebilirim diye düşünüyordum. Ve biliyor musunuz? Buldum. Yine nehre gidelim. Orada harika bir çayır var. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Lale mahsus tekrarladı. Sizinle nehre mi gidelim? Çayıra. Alexandra onayla başını salladı. Peki şehzadem, gidebiliriz. Hasan gülümsedi, kızın önünde eğilerek ona elini uzattı ve çıkışa yöneldi. Alexandra onları takip etti. Kısa süre içinde yine o kasvetli patika göründü. Lale arkasında durdu. Daha ileri gidemem. Sizi burada bekleyeceğim. Lale arkasına baktı ama Alexandra artık yoktu. Gençler biraz daha patikadan yürüdükten sonra yana saptı ve kısa süre sonra çayıra gelmiş oldular. Uf, burası beni çok korkutuyor ya. Gerçekten çok güzeldi ama buradaki her şey gibi bu çayır da uykulu, puslu gibiydi. Uykulu çayır mı kız orası? Çiçeklerin bile parlak renkleri yoktu. Sadece sönük tonlamalar. Hasan çimlere pelerinini serdi ve Lale'nin oturmasına yardım etti.
Burada olmanıza çok sevindim. Harika bir yer, değil mi? Evet. Ama burada tek başıma dolaştığımda bu çayır bile beni mutlu edemiyor. Tek başınayken etrafa duyduğun hayranlığı paylaşacak kimsen olmuyor. Bu yüzden daha da çok hüzünleniyorum. Bütün gün burada öylece dolaşıyor musunuz? Evet, bazen tekne ile geziyorum. Su yüzeyindeki eski bir tekneyi işaret etti. Geziyor musunuz? Nerede? Diğer tarafa kadar gidiyorum. Karşı kıyıya gitmek çok istiyorum. Orada çok önemli bir şey kazanacağıma dair bir his var içimde. Ancak gözlerinde yine hüzün vardı. Oraya daha önce hiç varmadım. Neden? Bilirsiniz. Çeşit çeşit tekne ve gemileri kullanmayı bilirim. Bana bunu öğretmişlerdi. Ama burada nereye gidersem gideyim, nehir beni geri getiriyor. Bu kıyıya. Ay, çok kötü ya. Ne oldu? Üzüldünüz mü? Yapmayın. Ne de olsa şu an buradasınız ve ben çok mutluyum. Biraz yaklaştı ve laleye sarıldı ve gülümsedi. Of, hasanlı seçenekleri de alıyorum ama bunun bana ileride nasıl döneceğini bilmiyorum. Bir elini dikkatlice beline doladı. Kız dondu. Tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. Hasan kızın belini yavaşça okşamaya başladı. Yukarı aşağı. Ve bu hareketi kızın vücudunda heyecan verici hissiyatın doğmasına sebep oldu. Kız nefes almakta zorlanıyordu. Karnının altında ise sıcak bir dalga yükseliyordu. Bu titreşen sıcaklık çok farklı, capcanlıydı. Gittikçe büyüyor, kızın içini yakıyordu. Hasan'ın avucunun dokunduğu her yerde lalenin teni elbisenin altında yanıyor gibiydi. Bu ısı dalgası yanaklarına ulaştı. Lale yüzünün kızarıklığı belli olmasın diye arkasını dönmek istedi. Ama o anda Hasan onun yüzüne dokundu ve gözlerini ayırmadan fısıldadı. İnanılmaz güzelsiniz Lale. Elini kızın şakağından çenesine doğru gezdirdi. Yüzünüz, sihirli saçlarınız. Parmakları kızın saç tellerinin arasından kaydı ve zevkle içine daldı. Beni esir almış gözleriniz ve kelimelerle tarif edemediğim dudaklarınız. Genç adam eğildi ve kızın dudaklarına bir öpücük kondurdu. Lale'nin yanan vücudu için bu öpücük serin su gibi geldi. Kız genç adamın dudaklarının gücüne teslim oldu. Her kıvılcımını, her şefkat damlasını yakaladı. Bu tatlı öpücükle birleşen Lale ile Hasan, genç adamın gittikçe öne eğildiğini, kızın ise onun nazik baskısı altında aşağı doğru eğildiğini fark etmemişler. Ve işte Lale'nin sırtı yere değdi. Hasan gülümsedi ve biraz uzaklaşarak ona hayranlıkla inceledi. Pelerinin üzerinde uzanmış, dudakları öpücüklerden kızarmış, saçları dağılmış. Gözleri parlamış, bu ışığı gören genç adam hayranlıktan kala kalmış. Lale ona bakıp utanarak gülümsüyordu. Ama gözlerindeki bu ışıltı onda bir kadının tutkusunu uyandırmayı başardığını çok net bir şekilde belli ediyordu. Bu kombinasyon Hasan'ı deli ediyordu. Hayal gücü Lale'yi çiçek tarlasından odasının ipek yatağına götürüyordu. Genç adam kızı tekrar sabırsızca öperek üzerine eğildi. Giysilerin kumaşını giderek daha büyüyen tutkuyla çekiştirdi. Bu kumaşı aşağı indirdiğini, kızın narin tenine öpücükler yağdırdığını hayal etti. Ve aniden bu uygunsuz düşünceleri yüzünden inanılmaz utandı, geri çekildi. Özür dilerim, öyle bir şey olsun istemedim. Kazara oldu. Lale'nin kalkmasına yardım etti, gözlerini kaçırdı ve fısıldadı. Ama sihir gibiydi. Hasan ile ilişkiniz güzelleşti. Umarım üçüncü bir buluşma olmaz. Üçüncü de herhalde daha da kötü şeyler olacak. Bir süre sessizce oturdular. Sonra Hasan birden gülümsedi ve dedi ki, sizin için çiçek toplayayım, sizin kadar narin. Oh, teşekkür ederim, hiç gerek yok. Yok yok, sizi mutlu etmeme izin verin. Ayağa kalktı ve onun için en güzel çiçekleri seçerek çayırın etrafında dolaştı. Lale kendi düşüncelerine daldı. Dönüp baktığında ise Hasan'ı hiçbir yerde göremedi. Kız korkuyla ayağa fırladı ve sizin içini görmeye çalıştı. Şehzadem, neredesiniz? Buradayım. Allah'ım. Bunlar... Ölen diğer şehzadeler mi? Arkasından gelen yabancı ses kızı dehşete düşürdü. Lale arkasını döndü. Önünde son derece cansız yüzü olan genç bir adam duruyordu. Eski hatıra parçaları bir araya geldi. Lale onu hatırladı. Bu şehzade Ahmet, padişahın en büyük oğlu, ilk ölen oydu.
Dizleri korkudan titriyor olsa da kız eğildi. Genç adam kızın içinden bakar gibi baktı ve şarkı söylüyormuş gibi konuştu. Ben de eskiden bir kızın yanına giderdim. Sık sık giderdim, kızı buna sevinmese de. Sonra o kız buraya düştü ve o kızı aldı. Ay, o kız kimdi? Kim kimi aldı? Ve kara bela mı, kara güç mü ne? Çok acımasız. Tüm şehzadeler araya sıkışmış gibi ya. Neyse, bu bölümün de sonuna geldik. Şaşıra şaşıra. Kendinize iyi bakın.